Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Artık yüzüm biliyor. Neden? Çünkü annem iyileşti. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ederim. Aradınız, sordunuz, Instagram'dan yazdınız, WhatsApp'tan aradınız. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Çok teşekkür ederim. Evet, biliyorsunuz ki ben bir seri yapmıştım. Artık o seriyi değiştirdim. Yani seri değişmedi aslına bakarsanız. Sadece olayı biraz değiştirdim. Onu serileri birkaç tane kaldı, onları da anlatacağım. Ama bugün bir kardeşim var, Muhlis. Ona da buradan selam olsun. Ve Yusuf var. Onlar sıfırlamalarda biraz sıkıntı yaşıyorlarmış katlarda. Onu nasıl yapacağımızı öğrenmek istediler. Bana yazdılar Instagram'dan. Ben de bu sefer onlara ve sizler de öğrenebilin diye yapamadığınız yanlışları size göstereceğim. Tabii bunu saç kesimi üzerinde yapamayacağım. Saç kesmiyorum şu an. Havada boşlukta olarak anlatacağım size. Umarım anlarsınız. Ayrıca kanalıma abone olun. Yorum yapmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdi gençler başlayalım mı? Şimdi fade kesimlerde işte low fade olsun, mid fade, high fade, bunlarda kat geçişleri vardır. Kat geçişlerini biz yaparken ve bunu sizler de yaparken nasıl yapacaksınız? Mesela bazıları katı direkt çok sert geçiyor. Yapmayın. Minik minik çıkmak istiyorsanız eğer katlarda, arkadaşlar ilk önce yapacağınız işlem, aldınız bu ince makineyi, ince uçluyu, açtınız, çalıştırıyorsunuz, işte çizdiniz saçı, şöyle bütün etrafını komple bir çizdiniz, taslağı çıkartmış oldunuz. Ondan sonra bakın, ben internette de YouTube'da da çok izliyorum, hata yapan çok insan var. Ondan sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mesela büyük makineye geçip bir numarayı takıyorlar. Çengeli aşağıya indiren de var, yukarı kaldıran da var. Kapalı olarak. Bunu böyle kullanarak oradaki izi kaybetmeye çalışıyorlar. Bunu yapmayın. Bu en büyük hatadır. Şimdi buradaki katı nasıl geçeceğimizi söyleyeyim. Şimdi siz bu ince makineyle komple çizdiniz. Ondan sonra bu makineyi tekrar çalıştırıyorsunuz, devam ettiriyorsunuz. İzin olduğu yer var ya gençler, izin olduğu yer, orayı şöyle bununla iz yapıyorsunuz, çok hafif daha, sadece bir parmak yani. Şurayı çizdiğinizi varsayın, şu parmağımın burasını çizdiğinizi varsayın, şuraları şöyle kaldırarak bir milimcik sıfırlıyorsunuz, böyle devam ediyorsunuz. Komple etrafını komple aldınız ya, bunu yaparken şu altta kalan saçlar, onları da böyle yiyerek, şöyle yiyerek çıkıyorsunuz. Şimdi bunu hallettiniz mi? Hallettiniz. Ondan sonra gençler, şimdi gelelim diğer aşamaya. Diğer aşamada kalın makineye geçiyorsunuz buna. Bunun çengeli kapalı olacak şu pozisyonda. Ondan sonra aldığınız yer var ya mesela, şimdi siz burayı aldınız ya, sıfırla çizdiniz, burayı da yediniz, ondan sonra burada bir kat daha oluşuyor. Orayı da bunun sıfırıyla, bakın kalın sıfırla, unutmayın, kalın sıfırla yukarı doğru bileğinizi hareket ettirerek, bakın şöyle yukarı doğru vurarak hafif saçı kaldırıyorsunuz. Şu sistemde şöyle giderek buradaki sıfırı yiyorsunuz kalın sıfırla. Unutmayın, sakın böyle dipten girmeyin, bak şöyle girmeyin saça. En büyük hatayı yaparsınız ve kurtaramazsınız saçı. Buradan böyle sıfırla buraları da yiyorsunuz. Böyle komple yediniz. Köşelerden gittiniz böyle. Saçı komple aldınız. İki tarafı da. Ondan sonra arkadaşlar sıra geliyor. Bakın. 1,5 milim. Şu numarayı takıyorsunuz. Bunu böyle taktınız. Ondan sonra kalın sıfırla geçtiğiniz yer var ya. Şimdi orada alt sıfırla üst sıfırın arasında kalan bir iz oluşuyor şu noktada. Ve ana saç da buraya gelmiş oluyor. Bir tık daha üzerine çıkmış oluyor. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musun? Bunu taktınız. Çengel gene kapalı. Bakın bunları yazın bir kağıda, sakın unutmayın. Çengel kapalı. Ondan sonra çalıştırdığınız makineyi komple buraları tekrar yiyorsunuz saçta. Çengel kapalı haliyle tekrar yiyorsunuz bunu. Buradan böyle yiyerek gidiyorsunuz.
Komple böyle yiye. İki tarafı da geçiyorsunuz. Aynı sistemde. Ondan sonra çengeli aşağıya indiriyorsunuz. Bakın unutmayın. Gene 1,5 milim üzerinden çıkmıyor ve çengeli aşağı indiriyorsunuz. Çengeli aşağı indirdikten sonra tekrar bu sistemden gene devam ediyorsunuz. İzi yiyerek şöyle yukarı doğru bu izi böyle yiye tekrar devam ediyorsunuz. Ondan sonra çengeli kapatın ve başlığı çıkartın. Bakın size tam adım adım öğretiyorum. Böyle yaparsanız işte başarılı olursunuz. Ondan sonra bir numarayı takıyorsunuz ve işte şimdi ana kata geçiyoruz. Bir numarayı taktınız, çengel kapalı. Şu an artık saçın geçiş noktasını vereceğiz. Bir numarayla geçişini ayarlayacağız. Gene 0, bak ince 0, kalın 0. Ondan sonra 1,5 milim kalın, ince 1,5 milim, sonra kalın 1,5 milim ve 1 numara. Şimdi asıl olay başlıyor. Açtınız tekrar, taktınız 1 numarayı, çengeli kapattınız, tekrar başlıyorsunuz. Buradan katın geçişini vermeye, yukarı doğru katın geçişini veriyorsunuz artık. Böyle geçişlerini, altlarda kalan izler olduğu zaman şu noktasını kullanarak biraz makineyi yaslayarak şu pozisyonda yaslaya çıkıyorsunuz. Komple iki tarafı da tekrar aynı şekilde aldık mı? Alttaki izi de kaybettiniz. Ondan sonra biri 1,5 numara yapıyorsunuz. Çengeli aşağıya indirerek. Çengeli aşağıya indirdiniz. Ondan sonra tekrar artık kata verdiğiniz yerlere tekrar üst üst gidiyorsunuz. Artık başlıyorsunuz burada saçın modelini vermeye. Modeli çıkarmaya başlıyorsunuz böyle. 15 derecelik bir açıyla fazla dip girmeden makinenin kıçını şöyle kullanarak ve bileğinizi de kullanarak şu sistemde yukarı doğru çıkıyorsunuz. Ondan sonra bununla da işimiz bitti mi? Bir saçı böyle bir temizlersiniz etrafını. Nerede izler var, nerede yok ona göre ayarlarsınız. Ondan sonra gençler neyi takıyoruz? 4,5 milim. Bu 2 numarayla 1 numaranın tam arasında, yani 1,5 numara olarak hesaplayabilirsiniz. Bunu 1,5 numarayı tekrar çengel kapalı şekilde gene o izin olduğu yerlere, artık üste çıktınız zaten, bak sıfırdan başladınız. Sizin şu an saçınızın ana kademesi şu noktaya kadar geldi. Artık burası oldu. Şu üst taraf kalıyor burası. Şu noktalar kalıyor. Ondan sonra o noktaları da 1,5 takıp burası inik, çengel kapalı yiyerek yukarı doğru çıkıyorsunuz artık. Bu sistemle böyle yukarı doğru yiye şöyle yukarı doğru çıkıyorsunuz. Onları da hallettiniz. Ondan sonra bunu çengeli aşağıya indiriyorsunuz. Çengeli de aşağı indirdikten sonra son bir noktası kalıyor artık. Orada saçın artık son noktası. Onu yüz ve kafa şeklinin şekline göre keserken ona göre ayarlayacaksınız. Bunu da unutmayın. Ondan sonra gençler bununla da buraları kaldıra kaldıra yediniz mi? Yediniz mi? Sisteminiz bu kadar. Bitti. Ondan sonra bir temizlersiniz etrafı. En son diplerde kalan bir izler olabilir. Aslında kalmaz ama siz yapabilirsiniz veya yapamazsınız diye söylüyorum. Yapamazsınız, belki diplerde çok milim bir iz kalabilir. Onu da makineyi tekrar çalıştırırsınız. Köşelerini kullanarak şöyle çaprazlama, şöyle giderek, ister çapraz ister düz ama çapraz kullanmanız daha iyi. Şu sistemde şöyle giderek buradaki böyle izleri döne döne böyle gidiyorsunuz. Diplerdeki izler kalıyor. İzleri komple yok etmiş oluyorsunuz. Saçın katını da çok güzel bir şekilde vermiş oluyorsunuz ve olay bitiyor. Bu benim size öğrettiğim bu sistem sıfırdan 1,5 katına. Mesela bunu takıp 1 alıp 2 ve 3 ile de kat geçebilirsiniz. Ondan sonraki o aralardaki izleri makasla kaybedersiniz. Veya tarak makine yaparsınız.
Mesela şurada iz kaldığı zaman burada böyle geçerek şöyle izi kaybedebilirsiniz. Bu benim size anlattığım normalde fade ve katlı geçişlerde yapmanız gereken sistem. Bunu unutmayın. Ondan sonra da zaten makası alıyorsunuz elinize. Sonra makas tarak devam ediyorsunuz. İşte izleri kaybede kaybede. Yukarının şu alın bölgelerinin şeklini vere vere artık saçın şeklini, normal şeklini artık vermeye başlıyorsunuz. Ona göre de üstleri toparlıyorsunuz. Yani aslında sistemimiz böyle. Çok basit bir sistem ama bilmediğiniz için çok zorlanabilirsiniz. İz bırakabilirsiniz o aralarda. Ama benim bu dediğim sistemi eğer ki düzgün bir şekilde yaparsanız, hatta kağıda da yazarsanız sizin için çok daha iyi ve mantıklı olur. Ve yaparken siz de anlayacaksınız zaten benim size ne anlatmak istediğimi. Makinayla saça girdiğiniz zaman zaten kendi kendine o izler yavaş yavaş kayboluyor. Öteki türlü kendinizi çok yararsınız. İşte alırsın sıfırla çizersin burayı. Ondan sonra alırsın bunu dur dersin şuradan bir numarayla katı vereyim ben saça da. Buradan yaparsın dur ondan sonra dersin yarımı alayım. Yarımla dersin şu izleri ben bir kaybedeyim derken o iş çok uzar. O yüzden en basit, en mantıklı ve en iyi, en kısa ve en güzel saçı çıkartabilme modeliniz ve kesim modeliniz budur arkadaşlar. Fade'lerde de diğerlerinde de taper'larda da hepsindeki sistem budur. Mesela sadece bu fade kesimler için değil, taper kesimlerde işte sıfırlamalı mesela burayı sıfırlıyorsunuz da ondan sonra böyle kat kat geçiyorsunuz ya. Mesela ne oluyor o zaman? Bu sıfırı alıyorsunuz mesela burayı, sonra bunu takıyorsun. Buradan böyle yiye yiye çıkıyorsun. Ondan sonra bu biri alıyorsun. Birle şuraları yiyorsun hafif hafif. Ufak ufak. Ondan sonra bunun bir buçuğunu alıyorsun. Şu aradaki izi kaybediyorsun. Bir buraları sıfırlıyorsun. Bitti. Yani çok basit bir sistem. Ve bu sistemi kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ederim. Bu sizin işinize çok yarayacak bir sistem. Muhlisim, Yusuf'um ve diğer kardeşlerim. Umarım anlamışsınızdır. Ben bunu bir saç geldiği zaman da keseceğim. Aslında benim müşterim vardı ama yarın gelecekmiş. Olursa belki yarın onun üzerinde deneyip size videosunu çekip onu atabilirim arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar beni takip etmeyi, yorum yapmayı hiçbir zaman unutmayın. Bakın 5000 aboneye 3 tane kişim kaldı. 5000 olacağım 3 tane abone sonra. Şu an 4997'yim. Herhalde bu videoyla birlikte 5000'i belki geçerim. Artık kutlama da yaparım. 5000 kişiye özel. Belki İzmir'de olana bir saç sakal veya keratin bakımı ücretsiz olarak yapabilirim arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok ama çok dikkat edin. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayrıyetten ben buraya eğitim almak isteyenleriniz varsa benden İletişim adresimi açıklama kısmına bırakacağım. Instagram adresim halim.altankinkav. Bu şahsi Instagram'ım. Bir de Salon Halim Kinkav Official var. O da iş hesabım. İkisinden de bana ulaşabilirsiniz. TikTok'ta da canlı yayınlar açıyorum. Halim Altankinkav 1925 adıyla. Sürekli TikTok'ta canlı yayın açıyorum. Evet arkadaşlar, benden eğitim almak isteyenler numaramı yazacağım açıklama kısmına. Benimle irtibata geçersiniz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşmek üzere.